Web Tekno'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Merdan'la yepyeni bir videoya da hoş geldiniz. Son zamlarla birlikte bildiğiniz gibi artık insanlar biraz da alternatif ulaşım araçlarına yönelmiş durumda. Bunların en klasiği de elbette bisikletler. Ama bugün yanımda bir elektrikli bisiklet var. Kolay sürüşü, kaliteli yapısı ve uygun maliyetiyle, ki uygun maliyet dediğime bakmayın, 100 kilometresinin sadece 1.2 liraya geldiği söyleniyor. Tüm bunların hepsini bünyesinde toplayan iki farklı renkte Alba Fold 2 var yanımda. Bakalım vaatlerini karşılıyor mu? Biraz daha yakından göreceğiz şimdi. Şimdi öncelikle bir dış görünüşlerden başlayalım arkadaşlar. Elimizde bir tane siyah, bir tane de parlak beyaz rengimiz var. Bu parlak beyazda taba rengi dediğimiz detaylar bulunuyor. Bunlar bence gayet hoş duruyor bu arada. Gidon genişliğimiz 63 cm. Buradaki elciklere, buna elcik diyorlarmış bu arada. Ben bunu bilmiyordum. Çok tatlı önce. Buradaki elcikler de kauçuktan yapılmış. O yüzden tutuş hissi gayet iyi. Çift tarafta Tektro marka V frenler yer alıyor arkadaşlar. Yani durma konusunda gayet kararlı olduğunu söyleyebilirim. Bu da doğal olarak daha güvenli hissettiriyor size. Sağ tarafta vitesimiz bulunuyor. Klasik şekilde 7 vitesli bu arada ürün. Sol tarafta bir ekranımız var arkadaşlar. Bu ekranı açtığımızda bisikleti aktif hale getirmiş oluyoruz. Üzerinde hız, pil durumu ya da sürüş modlarını gösteren bir ibare var. Parlak beyaz ve taba rengi olan bisiklette dijital bir ekran var arkadaşlar. Ancak farklı modelleri de var bisikletin, yani tamamen aynı görünüşe ve aynı güce sahip olsa da. Mesela buradaki modelde bir dijital ekran yok. Yine de açıp kapattığımızı ya da sürüş modlarını değiştirdiğimizi ve pil durumunu yine de görebiliyoruz. Sürüş modları olduğunu söyledim ama hız sınırımız 25 km arkadaşlar. Bu da zaten yasal sınır bildiğiniz gibi. Onun dışında bir ehliyete ya da ayrı bir belgeye ihtiyacınız yok bu bisikletleri kullanmak için. Ki evet, bisiklet diyorum ama bunun tabii ki motorlu olan bir kısmı da var. Ondan sonra geleceğim. Yani tasarım olarak bence gayet güzel duruyor arkadaşlar. Bu ön tarafında tablo kalabalığından kurtulmak için şöyle bir alan oluşturulmuş. Kolayca açıp ufak tefek işleri kendinize yapabilirsiniz. Hatta o konuda bayağı basit bir yapıya sahip. Arka tarafta selesi ve böyle de bir çantası var. Orta bölüme geldiğimizde bu gördüğünüz alanın içinde gömülü olarak bulunan yaklaşık 2.1 kilo ağırlığında bir batarya var. Bu arada batarya ile birlikte bisikletin toplam ağırlığı 19.5 kilo civarında. Yani taşınabilme konusunda muadillerine göre daha hafif. Bu arada hani işte öyle katladım, aldım, taşırken açıldı falan gibi durum yok. Çünkü birbirine temas ettiği yerlerde paslanmaz mıknatıslar bulunuyor arkadaşlar. Bu yüzden açılma gibi bir şans yok. Gayet rahat bir şekilde taşıyabiliyorsunuz. Ön tarafta yol görüşünü kolaylaştıran LED bir ışık var. Aynı şekilde arka tarafta da bir başka LED ışığımız var. Bu da fren yaptığımız anlarda ya da yolda giderken daha belli olabilmemiz için trafikte. Ve Alba Fold 2'nin en büyük faydalarından biri arkadaşlar, herhangi bir klasik bisiklette olduğu gibi böyle çılgınlarca pedal çevirmeye ihtiyaç duymuyor olmanız. Çünkü üstünde yer alan Bafan kablo motor ürettiği 32 Nm'lik tork sayesinde daha az pedal çevirmenize rağmen hem daha fazla, hem daha hızlı, hem de daha rahat bir yolculuk yapmanızı sağlıyor. Ve verilerine göre de bu sayede yokuşları falan da çok rahat çıkabiliyorsunuz. Bizim ofisin çevresinde gerçekten hiç yokuş yok. Bu yüzden bunu %100 deneyimleme şansımız olmadı ve İzmir sıcağını herhalde tahmin ediyorsunuzdur arkadaşlar. Şu an uyarı verilen günde çekiyoruz biz o videoyu. O yüzden %100 bir yokuş deneyimi yapamadık ama gösterdiği veriler bunun için yeterli gibi duruyor gerçekten. Ve bu size pedal çevirme konusunda sağladığı kolaylık, dijital ekran, LED ışıklar, bunların hepsinin çalışmasını sağlayan şey de elbette az önce size gösterdiğim batarya. Bu bataryayı isterseniz çıkartıp evinize götürüp de şarj edebiliyorsunuz ki bisikletin içinde size gelen bu anahtarlar arkadaşlar bu bataryayı çıkartabilmenizi sağlıyor. İsterseniz götürüp evde de şarj edebilirsiniz. 36 voltluk li-iyon bataryalar var ve bu bataryalar su geçirmez bariyerlere sahip. Bisikletin ağırlık noktasında bulunduğu için size bir denge sağlıyor ve bu sayede sürüşte daha konforlu olmuş oluyor. Bu arada bataryaların 800 ila 1000 şarj döngüsüne sahip olduğunu da söyleyeyim. Bisikletin yanında arkadaşlar bataryayı taktıktan sonra buraya geliyor zaten. Şu şekilde gördüğünüz gibi bir USB giriş bulunuyor. Bu USB girişle isterseniz telefonunuzla şarj edebiliyorsunuz. Bunu çok yüksek verimli bir power bank gibi de düşünebilirsiniz. Yani eğer Alba Fold 2 kullanıyorsanız telefonunuzun şarjının bitmesi gibi bir imkan yok. Şu ana kadar arkadaşlar size işte pedal desteği olan, birçok konfor özelliği bulunan ve teknolojik anlamda iyi yapıda olan bir elektrikli bisiklet anlattım. Tabii ki bunun üstüne artı bir de koymamız lazım artık. O da bu sağ elciğin orada gördüğümüz gaz pedalları. Bu gaz pedallarını ben arkadaşlar scooter tipi olarak adlandırıyorum. Alba Fold 2'nin birçok elementinde olduğu gibi özelleştirme yaparken alışveriş sırasında isterseniz bu gaz pedalını da alabiliyorsunuz ama almayabilirsiniz. Almadığımız modeli de mesela burada biz birisine taktık, diğerine takmadık. Size ikisini de gösterebilelim diye. Bu mesela klasik bir elektrikli bisiklet, yani az önce anlattığım yere kadar desteği bulunan ama buradaki bisikletimizde de bir gaz pedalı desteği var. Dediğim gibi ek olarak alıyorsunuz. Bu yüzden de size ayrı geliyor ve takmanız lazım. Bu takmayı da bayağı kolay yapıyorsunuz bu sağ taraftaki elciği
çıkartıyorsunuz, pedalı buraya takıyorsunuz, geri kapatıyorsunuz. Gaz desteği eklenmiş oluyor. Ufak bir kablo takıyoruz sadece. Konu bu kadar. Bu sayede pedal çevirmeden, yani herhangi bir efor sarf etmeden sadece Alfa Fold 2'nin üzerinde oturup sizi götürmesini bekleyebilirsiniz. Şimdi az önce hatırlarsanız size maksimum 25 km hıza çıktığını söylemiştim. Şöyle bir durum var. Eğer gaz verirseniz, yani pedalı çevirmeden sadece gaz vererek giderseniz bir scooter'da olduğu gibi 25 km hıza kadar çıkabiliyorsunuz. Ama eğer hem ben gaz vereceğim hem pedal çevireceğim derseniz de hızınız 50 km'ye kadar çıkabiliyor. Ve bataryası da kolayca şarj olduğu için bence sunduğu menzil gayet iyi. Ki video başında bahsettiğim gibi gaz pedalı takmadığımız Alfa Fold 2 100 km mesafede sadece 1.2 lira yakıyor. Ben bunu açıkçası pek gerçekçi bulmamıştım. Bu yüzden markayla iletişime geçtim. Bu veri doğru mu diye. Ve doğruymuş. Yani birinci ağızdan size onaylattığımı söyleyebilirim. Tabii ki bu tarafta gaz desteği de aldığımız için bunun maliyeti muhtemelen 1.2 lira olmayacaktır. Tam olarak ne kadar olacağını bilemiyorum. Ama hani böyle çok über rakamlara falan da çıkmayacaktır. Buna açıkçası eminim. Bu arada Çin üretimi olan ürünler oranın standartlarına göre yapılıyorken Alba'nın ürünleri Avrupa Birliği standartlarına göre geliştiriliyor. Yani bu da sizin için önemli bir kriterse ben bilgisini vermiş olayım. Bu arada İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde de sevilen, tercih edilen bir marka olduğunu söyleyeyim. Yani bir scooter'a göre rahat arkadaşlar. Oturma yerimiz var. En azından bir klasik bisiklet sahibi olmuş oluyoruz. Bu arada ekonomik duruma da baktığımızda işte bisikletlerin fiyatı başka bir yerde, scooter'ların fiyatı başka bir yerdeyken bunların tamamını tek bünyede bulunduran Alba Fold 2 bence mantıklı bir tercih sebebi. Hem fiyatıyla hem verdiği hizmetle. Eğer siz de benimle aynı şeyi düşünüyorsanız ve Alba Fold 2'yi satın almak ya da daha detaylı bilgiye ulaşmak isterseniz aşağıda açıklamada size bıraktığımız linke tıklayabilirsiniz. Onun dışında açıkçası sizin düşüncelerinizi de merak ediyorum. Tavsiyelerinizi merak ediyorum. Eğer videomuz sizin için faydalı olduysa kanalımıza abone olabilirsiniz bu yanda gördüğünüz yuvarlaktan. Ya da aşağıdan videoyu beğenip düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.